Merhaba sevgili Kartallı çocuklar. Ben Zübeyde Hanım, kreşinden Sema öğretmen. Nasılsınız bakalım? İyi misiniz? İyi olduğunuzu düşünüyorum çocuklar. Evet, bugün uzaktan eğitim dersinizde ben karşınızda olacağım. Bugün çok güzel etkinliğimiz olacak çocuklar ve çok güzel sohbetimiz olacak. Dilerseniz dersimize geçmeden önce kendimizi daha iyi hissetmek için güne sporla başlayalım. Ne dersiniz çocuklar? Haydi bakalım benim söylediklerimi tekrar edin lütfen. Haydi başlıyoruz. Öncelikle çocuklar burnumuzdan derin bir nefes alalım. Ve ağzımıza veriyoruz. Tekrar yapalım. Şimdi ise çocuklar kollarımızı yukarıya doğru kaldıralım. Ellerimizi kapatalım, açalım. Kapatalım ve açalım. Evet çocuklar, şimdi ise öne doğru kollarımızı uzatalım. Ellerimizi kapatalım, açalım. Kapatalım ve açalım. Evet, şimdi ise başımızı önce sağa, sonra sola, şimdi ise öne ve arkaya. Evet, kendimizi daha iyi hissediyoruz, değil mi çocuklar? Hadi bakalım dersimize geçelim. Evet çocuklar, bu hafta engeller haftası. Onlarla ilgili birazcık sohbet edelim. Ne dersiniz? Evet, hadi bakalım. Evet çocuklar, çevremize baktığımız zaman birçok engelli insanlarla karşılaşabiliyoruz, değil mi? Bunların bazılarını yollarda, alışveriş merkezlerinde ya da okullarımızda da görebiliyoruz. Evet çocuklar, onlar anneleri babaları olmadan hiçbir yere gidemiyorlar, değil mi? Anneleri babaları sayesinde gezme imkanları oluyor, değil mi? Evet. Bedensel engelli olan arkadaşlarımızı tekerlekli sandalyelerde görebiliyoruz. Ya da görme engelli olan insanlar da görebiliyoruz. Değil mi? Gözlükleri takılı, ellerinde bastonlarla ya da yanlarında eşlik eden bir köpek dostu da olabiliyor, değil mi çocuklar? Bu köpekler de özel eğitilmiş görme engelliler için. Evet çocuklar, bir de İşitme engelli olan arkadaşlarımız var. Yani duyamıyorlar ve konuşamıyorlar, değil mi? Onlar için özel okullar var. Bir de onların kendi aralarında bir konuşma dili olduğunu biliyor muydunuz? Evet, bunun adı işaret dili. Yani bu şekilde işaretleşerek iletişim sağlayabiliyorlar. Evet çocuklar, onlara bizler de yardımcı olmalıyız. Onlarla kesinlikle alay edilmemesi gerekiyor, değil mi? Elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olmalıyız. Unutmayın ki bizler de engelli adayız ve onların hayatını kolaylaştırmamız gerekiyor, değil mi çocuklar? Evet, aferin size. Sizin yapabileceğinizi düşünüyorum çocuklar. Evet, çok güzel bir davranış olur, değil mi bizler için? Evet çocuklar, şimdi ise dilerseniz sohbetimizin ardından etkinliğimize geçelim. Hazır mısınız? Haydi bakalım. Evet çocuklar, sizin için daha önceden hazırladığım 5 rakamı var, değil mi? Daha önce 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü ve son olarak da 5'i öğreneceğiz. Evet çocuklar, bu bir 5 rakamı. Dilerseniz bunu 5 kere el çırparak da pekiştirebiliriz. Hazır mısınız? Haydi yapalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Haydi tekrar yapalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bunu da yaptıktan sonra çocuklar, her evde muhakkak tıraş köpüğü vardır. Bunu öncelikle tıraş köpüğümüzü alalım. Masamızı birazcık ne yapacağız? Sıkacağız. Ve ellerimizi de şöyle masamıza yaydıktan sonra ne yapacağız? 5 rakamını yapacağız çocuklar. Evet, iyice yaydıktan sonra muhakkak yanımızda bir peçete olması gerekiyor ki ellerimizi silebilelim. Ellerimizi sildikten sonra çocuklar, şimdi ise ne yapacağız? 5 rakamını yapacağız. Öncelikle size gösteriyorum. Ya da isterseniz hep birlikte yapalım. Evet, parmağımızla sola doğru geliyoruz. Aşağı iniyorum ve yuvarlak kısmını yapıyorum.
Evet, kocaman bir beş oldu. İsterseniz çocuklar bu tıraş köpüğün üzerinde çeşitli şekillerde yapabilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? Üçgen, kare, daireler, sayılar, çiçekler ve istediğiniz her türlü resmi yapabilirsiniz. Evet sevgili çocuklar, bir etkinliğimizin daha sonuna geldik. Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü'nün bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, evde kalın. Hoşça kalın çocuklar.